Sıla, Sıla, bugün çok çok önemli bir görevimiz var. Hatta bugüne kadar aldığımız bütün görevlerden daha önemli bir görev bu, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Yani görevimiz var. Hemen söyle, hemen. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol bir Sıla. Sakin misin tamam, şöyle? Tamam, sakinim, sakinim ya. Ha, tamam, sakin sen söylüyorum. Bak şimdi burada biliyorsun ki Ali'nin yeni bebeği oldu. Bahar'la evlendiği için bebeği oldu. Biliyorsun değil mi bunu? Oha, ne ara evlendiler ya? Bunlar en son sevgiliydi. Neyse, ne diyeyim, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet, kafam kadar bebekleri oldu. Şimdi o yüzden bu bebekleri okula vermişler ya. Doğar doğmaz okula vermişler ya. Nasıl ya? O kadar hızlı mı büyümüş, anlamadım. Tabi. Evet, şimdi yanlışlıkla Baldi hocanın sınıfına vermişler. Baldi hoca da sapık olduğu için çocuğu dövebilir diye hızlıca gidip onu okuldan almamız ya, lazım. Ya evet, Baldi hoca iğrenç birisi ya, iğrenç birisi. Hemen gidip onu kurtarmamız lazım ya. Nefret ediyorum Baldi'den. Yoksa Baldi hoca senin mikro işlemciler ve lojik tasarım dersine mi giriyordu? Olabilir. Aa, nefret ediyorum. Tamam o zaman. Baldi hocayı ben de hiç sevmezdim ya. Ya Baldi hoca lisedeyken benim temel elektronik dersime girerdi. Elektrik devresini kafasında patlattım diye bana 0 vermişti. Ya haklı bence. Bu kadar vicdan azabı çekmeyen bir hoca olamaz yani. Öğrenci senin kafanı yaktıysa, kel bıraktıysa ne olmuş yani, değil mi? Ama bence hoca haklı ya. Nasıl öyle bir şey becerebilirsin? Hatta bir keresinde de Baldi hoca ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Benim ayrık matematik dersime giriyordu. Ben de hocam bu dersin adı ayrık matematik. Şimdi gelin sizin kafanızı ikiye ayırayım diye ayırmıştım. O yüzden bana ondan da 5 verdi. -5. Bence hocalar haklı öyle yapmakta ama yani sen bilirsin tabii yine. Of ya, tamam. Neyse gel, ben o Baldi hocayı hiç sevmiyorum. Çok kötü, çok düşük not veriyor. O yüzden hemen gidip kurtarmamız lazım Ali'nin yeni bebeğini. Evet, bence de hemen kurtaralım ya, yazık çocuğa. Tamam. Sen sihirli güçlerin yanında mı? Baldi hocayı evet, dövmemiz gerekebilir. Evet, yanımda. Ha, tamam, güzel. Hadi gel, gidiyoruz çabuk. Ben geliyorum ya, geliyorum. Allah. Çok hızlı koşuyorsun. Hayır. Şurada bir tane tilki var. Bunu çabuk def et. Çekil. Minecraft parodilerinin yeni oyunu sonunda çıktı. Hem de istediğin Minecraft parodileri karakterini seçip oynayabilirsin. Bu oyunda kendi şehrini kurup geliştirerek para kazanman gerekli. En yüksek seviyeye ulaştığında büyük ödüller var. Zombilere ve diğer canavarlara karşı şehrini savunmayı sakın unutma. Çeşitli bitkiler ve ağaçlar yetiştir ve büyüt. Şehir merkezine gidip daha fazla alışveriş yap. Hadi sen de aramıza katıl. Zengin Fakir Oyunu 3 şimdi Google Play Store'da. Zengin Fakir Oyunu 3'ü videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin. Tamamdır. Şimdi o tilki bizim çocuğumuzu yiyemeyecek artık, ısıramayacak. Ona da artık elektrik patlatacak. Tamam da öldü zaten. Şöyle geçelim. Tamam. Aa, telefonları falan var. Baldi hocanın ankesörlü telefonlarını bulduk. Kuşun cebine koy çabuk. Tamam, koydum. Yoksa yönetim kurulunu arayıp bizim çocuğu okuldan attırabilir yani buradan. Ya niye öyle bir şey yapsın ya? Baldi hocanın ne yapacağı belli olmaz. Sen kafanı rahata çek. Tamam. Şimdi sınıfa girelim. Aha, Baldi hocaya bak, orada çok sinirli. Ders anlatıyor. Bir de matematik anlatıyor. Allah kahretmesin. Nefret ediyorum matematikten. Olamaz. Hem de ayrık matematik. Baldi hocam, dayanamayacağım, kafanızı yaracağım sizin. Ya adam öldü. İşlemiyor bana. Buna kötülere bir şey olmuyor. Baksana şunun surata bakar mısın? Meymenet yok suratında evet. Bunun. Ya tipe bak ya, yumurta kafa. Evet, yumurta kafa. Ya neyse, bizim evladımızı bulduk. Bak orada çok mutlu bir şekilde dersini dinliyormuş. Ama bak, sıranın üzerinde durma cezası vermiş Baldi hoca ona. Vicdansız. Ahlaksız, vicdansız hoca. Ya kötü hoca ya. Dur, asamla vurayım mı ona? Hayır vurma. Baksana, bizim çocuğa bir tane soru soruyormuş burada. 2+4 kaç eder diye soruyormuş. Sen biliyor musun cevabını Kerem komiser? Ya ben de bilmiyorum ama en iyisi arkadaşlara soralım.
Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. 2 artı 4'ün cevabı nedir arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Ayrıca kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın, tamam mı? Evet arkadaşlar lütfen videoyu da beğenin. Dur bakayım şu kitaplar herhalde MEB'in yeni müfredat olarak çocuğumuza verdiği kitaplar. Oku bakayım evladım, sen bilirsin bunun cevabını. Bakayım. 6 Kerem komiser, 6 bunun cevabı. Aa, çocuk konuşmayı da öğrendi. Ya daha bu yeni doğmadı mı? Bu nasıl mümkün olamıyor? Bak bir de benim boyuma gelmiş resmen. Vallahi hormonlu musun nesin sen çocuk ya? Gel lan cebime gir. Küçücüğüm de cebime gir. Hadi gel gidiyoruz. Hadi geliyorum. Bu nasıl, bu çok değişik ya. Ya sıra şey diyeceğim ya. Ya fark ettin mi? Bir tane sıranın üstünde kaka vardı. Fark ettim. Ama çok kötü kokuyordu. O herhalde... Evet, Baldi Hoca'nın kakası olabilir. Bizim bebek yeni doğmuş diye, bu bebek altına kaçırmış diye yalan söyleyecekti kesin. Baldi Hoca kendisi yaptı onu. Valla bilmiyorum, olabilir ya. Baldi zaten kötü birisi ya. Her şey yapabilir. Evet, Baldi Hoca bir keresinde ben sınıfta silgiyle yazdığım şeyi silerken silgimi kokulu silgi diye almıştı, ikiye bölüp kafasına yapıştırıp sonra öbür silgimi de yemişti, sonra kalemi de burnuna sokmuştu. O yüzden hiç sevmiyorum Baldi Hoca'yı. Baldi Hoca senin dersine mi girdi? Evet, ben o zamanlar tabii daha 10 yaşındaydım. Baldi Hoca gelmişti. Gel evladım, sana tuvalette bir tane bir şey göstereceğim, çok eğlenceli demişti. Ondan sonra gerisini hatırlamıyorum. Biraz tuhaf birine benziyor ya. Hiç sevmiyorum onu. Evet. Hatta Baldi Hoca bir keresinde şuradaki şişeleri almıştı. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim demişti. Sonra yere bir oturdu. Sonra şişeyi şiirbazlık gösterisiyle yok etti. İnanmıyorum. Ne yapmış olabilir acaba şişe? Çok merak ettim. Evet. Kafeteryadaki herkes şok olmuştu. Bazıları dehşete düşmüştü ama ben çok etkilenmiştim sihirbazlık gösterisinden dolayı. Yani çünkü bence değişik bir şey ya. Herkes öyle sihirbazlık falan yapamaz. Evet. Olamaz. Burada bir sürü kaslı yaratık var hiçbir nedeni yokken. Vur şunlara çabuk. Dur, vuruyorum. Al bunları. Baldi Hoca'nın yaverleri bunlar kesin. Vurun lan. Baldi Hoca'yı döveceğim şimdi. Baldi Hoca'nın... Of. Ne kadar kötü birisi Baldi Hoca. Allah billah ya. Bakayım. Aa, Baldi Hoca'nın en sevdiği çikolata değil mi bu ya? Hatta Baldi Hoca aromalı çikolata bu. Bir de şu kocaman çikolata getirmiş buraya. Ne kadar değişik birisi. Evet. Al evladım sen de ye. Bak şekerler var. Şaka. Bebekler yiyemez şeker. Değil mi? Bence de yemesin daha. Onun böyle daha güzel şeyler yemesin. Yani daha sağlıklı. Sıla sen kaç yaşındasın? Ben... 6 yaşındayım. 6 yaşındasın. Ama benim bildiğim Sıla Konya Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyor. Öyle mi? Evet. O başka birisidir belki, yani onu bilemeyiz. Hadi gel gidelim artık ya buradan. Sıkıldım. Çocuğu ailesine teslim etme zamanı artık Sıla. Tamam, hadi geliyorum. Hoppa, kapıdan da çıktı. İşte böyle Range Rover'ımıza binip gidelim buradan. Yo, tamam mı? Baldi Hoca'nın Range Rover'ına. Ya işte böyle. Baldi Hoca böyle benim kokulu silgilerimi yutarsa ben de bu şekilde arabasını çalarım yani. Bu kadar basit. Hak ediyor ya. Çok kötü bir adam o. Evet. Hadi çocuklarını da teslim edelim de şu yaşlı çifte. Edelim. Hoppa, buradan da çıktı. Çaldım. Telefonlar hala bende. Kızım onları at. Şimdi buradan arayıp Baldi Hoca'ya telefon şakası yapabiliriz. Bence de. Hayır, ara. Hayır, aramayacağım. O bir sonraki video. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın ve de bye.